Merhabalar, üçüncü videodayız. Bir önceki ve ondan önceki ilk iki videoda şunları gördük. TradingView'e bağlanmayı, oradan veri almayı, daha sonra o verileri işlemeyi ve sadece bir coin üzerinden. Burada bir sınıf var. Sınıfın içerisinde veriler var. Bu parametreler işte BTC, USDT yazıyorum ve BTC, USDT verileri bana geliyor. Zaten ilk iki videoyu izlediyseniz anlarsınız. Şimdi ben burada işleri daha da kolaylaştırmak için ilk önce ben coin listesini bir yerden çekeceğim. O coin listesini çektikten sonra buradaki sınıfların içine atayacağım o coin listesini. Yani böyle elle teker teker yazmayacağım. Atayacağım ve döngüye sokacağım. Yani tek tuşa bastığımda Binance'deki bütün verileri alıp bütün coinlerin isimlerini alıp buraya kendisi yazacak. Daha sonra bu verileri teker teker çıkarttıracak. Daha sonra artık işlemesi nasıl işlemek istiyorsanız orası size kalmış. Şimdi ilk önce Binance'in bir linki var. JSON olarak bize sembol verilerini veriyor. Bu linki hemen şurada tarayıcıdan göstereyim. fapi.binance.com/fapi/v1/exchange-info. Burada sözcük yapısı var yine. Daha doğrusu JSON var. Buradaki symbols'un içerisinde CTRL symbols yazdığımda symbols değişkenin içerisinde bir tane veriler kümesi var ve bu veriler kümesinin içerisinde yine bir JSON yapısı. Bu yapı içerisindeki de symbol değişkeniyle de verinin adına ulaşabiliyoruz. Şimdi hatta istersek buradan contract type yapıp vadeli mi değil mi onu da kontrol edebiliriz. Bunlar şu an bizim için önemli değil. Siz buradan aslında zaten açıp hangi veriyi çektiğimizi anladıktan sonra istediğiniz veriyi çekebilirsiniz. Biz dediğim gibi sembolün isimlerini çekeceğiz. Geldim buraya. Şimdi bunu yapmam için tabii birkaç tane kütüphaneye ihtiyacım var. Hemen bunun için üst satıra gelip import url lib diyorum. Ve buradan request kütüphanesini çağırıyorum. İstek atacağım. Daha sonra bir de import JSON diyorum. JSON verilerle işlem yapacağım için bunları aktaracağım. Ama bir sonraki veya bundan sonraki videolarda da şunlar lazım olacağı için tekrar ekleyelim. Bunlar kalsın. From urllib.parse import diyorum. Yani urllib.parse içerisinden bana url join'i ve url encode'u çağır. Bunlar şimdilik burada dursun. Belki ileride istekleri başka şekilde atarız diye de import requests as r diyorum. Yani request olarak çağırıyorum ama burada r nokta olarak kullanabilmek için kısa isim tanımlıyorum. Şimdi dediğim gibi kütüphaneleri ekledik. Eğer kütüphaneler sizde çalışmazsa pip install requests dediğinizde zaten bende yüklü olduğu için zaten yüklü deyip yüklü olduğu yeri gösteriyor. Eğer sizde program çalışmazsa kütüphanenin ismini pip install yazarak yükleyebilirsiniz. Olmazsa yorumlara yazın, yine bir çözüm üretiriz. Bize şimdi bir ana URL lazım ve bu URL neydi? fapi.binance.com/fapi. Biz bu link içerisinden bir sürü veri çekeceğiz. Ama bu videoda sadece sembolleri çekeceğimiz için onu işleyeceğiz. Ama bizim ana linkimiz fapi.binance.com/fapi. Buraya kendime base URL alt URL diye bir değişken tanımlıyorum. Pardon. Ve tırnak içerisinde kendi API adresimin linkini yapıştırıyorum. Bu API'ye gidecek. Bu sayfa içerisinden başka sayfalara gidip veri tarayacak. Daha sonra ben hemen bir fonksiyon yazmam lazım. Bu fonksiyon ile ne yapacağım? Verilerin isimlerini getireceğim. Nasıl getireceğim? Hemen burada def get all symbols diyelim. Parantez açıp kapatalım. Yani içeriye bir parametre göndermeyeceğiz. Verilerimi nasıl getireceğim? Hemen bir dönüş olarak kendime bir değişken tanımlayayım. Response
Hemen istek atıyorum, URL'lik nokta request nokta URL open diyorum. Yani bu URL'i aç ve bir URL'e bağlan. Buraya aslında ben bağlanacağım URL'i gireceğim. Ne yapıyorum buraya? Hemen tırnaklarımı açıp kapatıyorum. Köşeli parantez aç kapat yapıp buraya base URL yaptığımda gördüğünüz gibi içeriği veri aktarılabilen bir string yapısına dönüştü. Hemen bunun yanına slash v1 slash bakalım biz nereden çekmiştik. Hatta direkt bunu kopyalayalım. Ctrl+C yaptım. Şöyle. Yani fapi.binance.com/fapi/v1/exchange-info adresine git diyoruz aslında biz burada. Ve bunu oku. Buraya kadar her şey normal. Şimdi ben burada fonksiyonu çalıştırdığımda aslında program arka planda bu sayfaya gidecek. Ama bana bir değer döndürmüyor. Yani bir değer gelmesi lazım ve benim onu işlemem lazım. Fonksiyonlarda değer dönmesi için zaten return var. Return diyorum. Hemen bir liste yapısı döndürmesini istiyorum bana. O yüzden hemen bir list dedim burada. Parantezimi açtım, kapattım. Yani bundan sonra bu fonksiyonu çalıştırdığımda bana dönen değerler liste yapısı içerisinde olacak. Bir de map fonksiyonu kullanmak istiyorum. Çünkü burada birçok veri var. Yani burada bir sürü sembol var. BTC, USDT var bak. Kayıyorum aşağıya işte ETC, USDT var yani. Binance'ın vadeli işlemlerinde açık olan bütün semboller var. Ama bu sembolleri ben liste yapısı içerisine getirmesini istiyorum ve o yüzden map fonksiyonu kullanmak istiyorum. Map fonksiyonu ne yapıyor? Parametre olarak aldığı fonksiyona parametre olarak aldığı listenin her elemanına sırasıyla parametre olarak gönderiyor. Çok parametre kullandık ama tanımı böyle direkt okudum. Yani buradaki ben sembolleri çağıracağım ya, her sembolü bana sembol ismi adı altında veya bir listeye yaz. Teker teker bunları eleman olarak gönder. Bana teker teker bir döngü yaptırtma diyor. Tamam, çok güzel. Map diye bir değişken de oluşturdum. Parantezimi açtım, kapattım. Şimdi tek satırda biz bütün işlemlerimizi yapacağımız için ben bir de lambda fonksiyonu kullanmak istiyorum. Zaten daha fazla çok ben yani çok da fazla kullanmıyorum. Lambda sembol diyorum. İki nokta koyuyorum. Simbol köşeli parantez içerisinde simbol. Neden böyle yazdık? Benim sembol hatta şuradan bakalım. Örnek veriyorum. Coin'imin adı simbol diye tanımlanmış. O yüzden ben buraya simbol yazdım. Daha sonra buraya bir adet virgülcük koyuyorum. JSON olarak daha okumadık. Sadece sayfayı okuduk. Bu verileri JSON olarak almak istiyorum. JSON.loads gelen veriyi yani response aslında veri, okunan veri response. Response diyorum. Bu veriyi JSON olarak oku ve bunların içinden Symbols. Neden Symbols? Ctrl+F Symbols yazıyorum. Bir tane var. Bu JSON yapısı içerisinde bir veri var. Ve bu verinin ismi Symbols. Ve bu Symbols'un içerisinde sembol adı altında oluşturulan birçok yapı var. O yüzden ben anaya erişmek istiyorum. Üst tarafa erişmek istiyorum. Benim üst kısmın ismi Symbols. Yani ben burada dedim ki bu verileri oku. Symbols içerisindeki diğer bütün sembolleri tara ve hepsini bir listeye at parametre olarak. Her şey okey ise bu arada da şu çizgileri sevmiyorum. Üstüne gelip bir formatlı file diyorum. Kendisi düzenliyor. Her şey okey ise ben hemen buraya print get all symbols dediğimde Binance vadeli işlemlere açık olan tüm sembolleri bana vermesi lazım. Çalıştırıyorum. Evet. Verdi. Ondan sonra da alttaki fonksiyonları çalıştırıp işlemi yaptı. Bu video bu kadardı. Bu videoda Binance'te vadeli işlemlerde açık olan coinlerin listesini aldık. İstersek şunu da yapabilirdik.
şeyi çağıralım. Nedir onun ismi? Contact type'ı çağıralım. Yani vadeli mi değil mi onu kontrol ettirelim. Kopyaladım. Yapıştırdım. Bu sefer burada bir sürü permission yazması gerekiyor. Gördünüz mü? Bütün hepsi aslında vadeli işlem grafiği demek oluyor. Hatta şöyle yapalım. Bir de bunların uzunluğu, yani bu listede kaç eleman var ona bakalım. Print buraya kendime işte eleman sayısı, ya da şöyle yapalım. Vadeli işlemlere açık olan sembol sayısı. 2 nokta bıraktım, virgül koydum. Buraya ben bir değer atamak istiyorum. Bu değerim ne olsun? Get all symbols. Ben bunu çağırdığımda ne olacak? Yine bana bütün verileri getirecek. Ama ben bunu istemiyorum. Bunu buradan CTRL'e kopyalıyorum. Len metodunu kullanıyorum. Len metodunun içerisinde hangi listeyi atarsanız atın, onun bize eleman sayısını veriyor. Len parantezinin içine get all symbols yazdığımda buradaki coin sayısını bana verecek. Yani ben aslında kısa sürede kaç tane coin var onu görebileceğim. Çalıştırıyorum. Evet, şu an 132 tane vadeli grafiği varmış. Bunu da düzeltelim. Şurada, şurası sembol denemek için onu yaptık. Bilginiz olsun. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 132 tane coin varmış. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.